Jelibon. Ha, jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yani yer altında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Bugün konalıdır inşallah. Ne konalıdır? Türkiye'ye 300'ü boyunca yetecek kadar jelibon rezervi bulunmuş. Bırak şimdi jelibonu. Çıkar paraları. Daha siftah bile yapmadım abi. Hani lan para yoktu. O ilk siftahım abi uğur getirsin diye astım. Biz alalım öyleyse bize uğur getirsin. Edirne'de yer altında 7 milyar dolarlık kuşbaşı rezervinin bulunduğu öğrenildi. Kuzudur inşallah. Öyle mi? Paramız çıktı. Patron, ben artık yokum. Kendinize yeni bir mafya bulun. Aldık aşamın parayı. Nereye gidiyorsun? Böyle mafya mı olur patron? Dürümü öğrenci menüsü söylüyoruz. Altımızda araba olmadığı için martıyla araç topluyoruz. Silahlar desen zaten oyuncağı. Esnaf zor durumda Mustafa. Benim de suçum var. Ama geçecek bu günler. Esnafın siftah yaptığı günler yakındır. Aklını başına Mustafa. Boşuna bana masal okuma patron. Esnaf bu gidişle zor iş yapar. Ben sahilde turistlerin düşürdüğü euro ve sentleri toplayacağım. Gidersen git lan, bana adam mı yok? Çabuk mafyaya kıyıcı adam alalım diye ilan ver. Tamam patron. Mustafa bir beğenince hızlanmaya başladı patron, fark ettin mi? Fark ettim. Vay İzzet emmi. Sus lan. Gerçek adımı söyleme lan, dosyada sert olsun diye Karabbas olarak yazdım adımı. Senin ne işin olur mafyayla? Başka iş mi yok Karabbas? Emeklilikte yaşa takıldım ben. Bir şeyin yok değil mi? Lan taşa takılıp düşme gibi bir şey değil o. Ne peki Karabbas? İşe başvuruyorum, sen ihtiyarsın deyip iş almıyorlar. Emekliye başvuruyorum, sen gelsin deyip emekli yapmıyorlar. İnşallah bu mafya işinde yaş sınırı yoktur. Ben de iki üniversite bitirdim. Hangi işe başvurduysam torpil aradılar. İnşallah bu mafya işinde torpil yoktur. Sırat Köprüsü hariç her yerde vardır bu torpil. Daha önceden bir tecrübeniz var mıydı? Tabii ki. Biz yedi göbektir mafyayız. Kıyıcı mısındır? Heh, mütemadiyim. En sevdiğin mafya karakteri hangisi? 01'deki Burak'la Cengo, bayılıyorum o fırlamalara. Güzel ama seni denememiz lazım. Buyurun deneyin beni. İki aydır haracını geciktiren bakkal Yunus'un yanına götür de bir temiz dövsün bakalım. Tamam patron. Ya adamı dövmesek olmaz mı? Olmaz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Vay İzzet emmim, nerelerdeydin ya? Kaç yıldır görüşemiyorduk. Yengemler nasıldır? İyidir inşallah. İyi iyi. Gel sana bir sarılayım, özlemişim vallahi. Haydi ne için geldin İzzet emmi? Yunus kardeş, biz seni dövmeye geldik. Yok ya, sen bana kıyamazsın. Kıymam gerek. Mafya olacağım Yunus. Sen mafya mı olacaksın? Sen adam mı vuracaksın? Tonton İzzet emmi. Buyur abi. Yapamayacağım. İyi, sen bilirsin. İzzet emmi. Yengem güle, çok selam söyle. Hadi lan oradan. Daha önceden bir tecrübeniz var mı? Bir keresinde 5 kişi önümü kesti. Emanetleri çıkardılar. Üf, 5'e 1 hem de. Patron, bu tam bizim aldığımız adam. Ya paran ya canın dediler. Sen ne yaptın? Ne mi yaptım? Donuma kadar verdim. Can tatlı geldi sonuçta. Yürü git lan buradan. Saçını salınmasından alamalıydık. Alın eti sizin, kemiği benim. Bu ne? Sokakta gezip berdoş olsun istemedim. Sizin yanınızda berdoş olsun dedim. İyi yaptın da dayı. Biz çırak alamıyoruz ki. Para falan da istemiyorum. Elinde altın bileziği olsun. Altın bilezik sözü veremem ama gümüşten kelepçe olabilir. Baba, tam bilim adımız adam. Mas geldi de yok. Doğru söylüyorsun. Tamam, başlasın. Hay Allah razı olsun senden. Ustaların sözünden sakın çıkma ha. Tamam abi. Yorulduysanız sabahlı devam et. Korkun patron. Lan oğlum rahat ol. Terminatör yapacağım seni, terminatör.